Adliye. Törenin hususi ve cezai hükümleri eski Türklerde yargı usul ve şekilleri hakkında bilgimiz pek azdır. Yabancı kaynaklarda rastlanan dağınık haberlere göre suçlar oldukça şiddetli cezalandırılmaktaydı. Adam öldürmenin cezası idamdı. Soygun, hırsızlık ve hayvan kaçırma kesin suretle yasaktı. Ele geçirilen soyguncu, suçüstü yakalanan hırsız öldürülür, malları müsaade edilir, ailesi efradının hürriyetleri kısıtlanırdı. Barış zamanında başkasına kılıç çekmenin cezası da ölümdü. Irza tecavüz en ağır suçlardan sayılırdı. Bu da bazen idamı gerektiriyordu. Hafif suçlular 10 günü aşmamak üzere hapsedilirdi. Eski Türk devletlerinde ceza işlerinin kesin hükümlere bağlanması, yani suçun devletçe tabiata uğraması, toplulukta kan gütme geleneğinin yerleşmesine yer bırakmıyordu. Adli teşkilatın biri hükümdarın başkanlığında Yüksek Devlet Mahkemesi, öteki de yargıcılar ve mahiyetlerinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Attila kendisine suikast hazırlayan suçlulardan Bilgas'ın bir heyet önünde alenen sorguya çekmişti. Göktürk aygıcısı meşhur Tonyukuk, Kapagan tarafından bu mevkinden uzaklaştırıldığı yıllarda 705-716 Yüksek Devlet Mahkemesi üyeliği yapmıştı. İslam kaynaklarının belirttiğine göre Hazar Hakanlığı başkentinde 7 baş yargıcı vardı. Bunlar ikişer ikişer Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin, biri de İslamların ve diğerlerinin davalarına bakardı. Yukarıda kuvvetli hukuki cephesini belirttiğimiz eski Türk siyasi teşekküllerinde herhalde bilemediğimiz teferruatlı bir adliye cihazı mevcut bulunuyordu.